dönüyoruz. Karşımızda Hazine Müdürü Arda Coşar var. Arda Bey, özellikle tabii kur tarafı oldukça hareketli bu hafta. Fed'den tutanakları da görme şansımız olacak bir haftaya girmiş durumdayız. Neler bekler kurları bu hafta dersiniz? Tabii öncelikle iyi sabahlar, iyi haftalar. Bakarsak Cuma günü AB tarafından verileri gördük, istihdam verilerini gördük. Geçtiğimiz iki hafta boyunca haftalık işsizlik başvuru rakamları oldukça kötü gelmişti ve yüksek seviyede bir istihdam kaybına işaret ediyordu AB tarafından. Cuma günü gelen verilerde 700 bin üzerinde bir istihdam kaybıyla bunu görmüş olduk. Bunun dışında da hizmet PMI verilerini gördük. Hizmet PMI verileri bize küresel çapta bir talep şokunu işaret ettiği söylenebilir. Bugün bakarsak veri akışı nispeten sakin. Hafta içerisinde FED toplantı tutanakları verilerini izleyeceğiz. Bununla beraber tabii ki koronavirüsü ile ilgili istatistikleri takip ediyoruz. Yani koronavirüsü ile ilgili vaka sayısı ve ölümlü vaka sayısı artmakla beraber sevindirici olan özellikle Avrupa'da vaka sayısındaki artış hızının düşmesi nispeten olumlu karşılanabilir piyasadaki. Bu sabah baktığımız zaman ABD vadelerinde ve Asya borsasında yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. Pariteler özel konuşursak, kurlar özel konuşursak da euro dolar tarafı hızlı bir şekilde 1.0760'a kadar düştükten sonra burada ancak bir miktar tepki veriyor şu anda yukarı doğru. Gün içerisinde 1.0850 civarında doğru bir hareket görmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum. 1.0850'nin üzerine bir hareket bugün için beklediğimi söyleyemem. Dolar TL tarafına gelirsek şu anda tabii koronavirüsün getirdiği etkiyle beraber gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı bir satış söz konusu. Cuma günü de vardı. Bugün de bir satış görüyoruz. Bu tabii TL bundan olumsuz etkileniyor ve bu sebepten dolayı dolar TL'de yukarı yönlü hareket görmeye devam ediyoruz. Genellikle düşüşler piyasa tarafından alış fırsatı olarak kullanılıyor. Şöyle bakarsak 6.68'in üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder diye düşünüyorum. 6.70'lere doğru hareketler alım yeri olarak kullanılabilir. 6.68 seviyesi de stop seviyesi olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Direnç olarak da yukarıda 6.77-6.78 dirençleri var. Buraya doğru hareketler görürsek bu hafta benim için sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Allah Çetre Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ediyoruz teknik seviyeleri için. Araştırma Müdürümüz Cumhur Örnek'le sohbet